Biz ne yapacağız? Enes İbni Malik radıyallahu rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba'min hakkil müslimin aleyk Müslümanların sende dört hakkı var. en <laughs> muhsinehum. İyilik edenine iyilikte yardımcı olacaksın. Ventez tahfira limüznibim. Günaha düşmüş, suçlu için Ya Rabbi affet diye duacı olacaksın. Ventez <laughs> uelimudbirim. Adam İslam'dan yüz çevirmiş veya senden sana sırtını dönmüş efendim senle alaka ilişkiyi kesmiş falan onu sen çağıracaksın sen gideceksin ona dua edeceksin ben tuhibbe tevbe edenlerini seveceksin e adam şimdi dönüş yapmış namaza başlamış ibadet yapıyor sen hemen millete diyorsun ki aldanmayın ya bunun namazına abdesine... bu eski kulağı kesiklerindendir beyoğlunun haracını yemiş ya ne karıştırıyorsun adam tevbe etmiş Ettehabü Habibullah tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Ettehabü nezzem kemenle adembele. Günahından dönen iş günah yok gibidir. Ne adamın aleyhine gidiyorsun? Allah'ın sevdiğini seni sevmemeye ne hakkın var? Onun için merhamete dayanıyor. Her iş merhamete dayanıyor. Yani acımak lazım. Acımanın önemi burada devreye giriyor. Bak Musa Aleyhisselam sordu. Hatta hayvanlara geldik. Müslümanı bıraktık. Kafiri de geçtik. Bak kitapta kitap da olsa, kafir de olsa, yaşlıysa, hastaysa, komşuysa, ölüsü varsa, bir darı varsa, sıkıntısı varsa. Ne olacak yani Medine'de Yahudi komşuları vardı. Borç alırlardı, borç verirlerdi. Ondan sonra tabii ki sırdaş edinmeye lüzum yok. Başına vali seç demedik. Ama komşuluk hukuku var. Ondan sonra yakınlık hukuku var. Veya akraban olur. Bir adam kafir olur ama akraban olur. Ondan sonra aç kaldım. Geber. Böyle denir mi? Neymiş o gavurmuş. Gavur da olsa o da yiyecek. O da ihtiyacı olur. O da muhtaçsa fakirse yardım edersin. Cık. İslam başka bir şey ya.